Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi sizlere kitapkolik.com'dan yaptığım alışverişi paylaşmak istiyorum. Aslında bir önceki alışverişimde dedim artık bir süre kitap almayayım. Ama bu alışveriş içinde bir bahane buldum. Ayfer Tunç'un üçlemesinden bahsetmiştim hatırlarsanız. O zaman Kapak Kızı'nı almamıştım. O yüzden şöyle kucağıma alayım, oradan göstereyim sizlere. Ayfer Tunç'un üçlemesinin son kitabı olan Osman yeni çıkmıştı. Onu almak istemiştim ama ondan öncesinde iki tane daha kitabı var. İlki Kapak Kızı, Can Yayınları'ndan çıkıyor. Diğeri Yeşil Peri Gecesi. Ve son olarak Osman. Ben Aziz Bey hadisesini almıştım. Onunla başlamak istiyorum. Belki bu yıl sonuna kadar onu okumaya fırsat bulabilirim. Çünkü nispeten daha ince diğerlerine göre. Bir diğeri böyle çok merak ettiğim bir seri vardı yine. Tabiat Dörtlemesi. Buket Uzuner'in. Hatta o Atiye'nin ilham aldığı kitap olan Dünya'nın Uyanışı'ydı sanırım Şengül Boybaş'ın. Onu da aldım ama henüz okuyamadım. İkincisi de çıktı hatta. İkisinin böyle aralarında böyle dava gibi bir şey var. Hani birbirlerinden esinlenme gibi şeyler söz konusuymuş. Onu hiç bilmiyorum. Böyle internette görmüştüm. Yani konusu nedir? Bilen varsa yazabilir yorumlarda. Ben Buket Uzuner'in serisini de çok merak ettiğim için satın aldım. Uyumsuz, Defne Kaman'ın maceraları. Su birinci cildiymiş bu serinin. Tabiat Dörtlemesi'ydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. En başta yazıyordu. Evet, Su, Toprak, Hava ve Ateş adlı yeni romanlarıyla Türklerin kadim kamanlık geleneğindeki evrensel tabiat, insan değerlerini çağdaş Türk edebiyatına kazandırmak amacındadır demiş. Kuzey Sahra Afrikası, Kuzey Amerika, Kanada, Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika'da tren seyahatleri yapan ve yaşayan Buket Uzuner İstanbulludur. Ne güzel tren seyahatleri. Buket Uzuner'in Don Quixote'la alakalı bir videosu vardı. YouTube'da onu izlemiştim. Çok güzeldi. Onu da böyle anekdot olarak sunmuş olayım. İkinci kitabımız Toprak. Daha kalınca diğerlerine göre. Kaman geleneğiyle alakalı, yani Türklerin şaman kültürüyle ilgili sanırım bu kitaplar ve yine tabii ki tabiatla alakalı, insanın tabiattan uzaklaşması, kendinden uzaklaşması, bir anlamda burada kendini bulmasıyla ilgili sanırım. Atiye'yi izleyenler belki biraz daha konuya aşina olabilir, hani benzer olduğu için söylüyorum, ben de okumadığım için henüz bilemiyorum. Bu da Hava isimli kitabı. Ben Ateş'i göremedim. Çıkmadı sanırım ya da kitapkolikte mi yoktu bilmiyorum. Henüz çıkmamış da olabilir. Bu yıl 2020 yılında her ay bir Ahmet Hamdi Tanpınar okumaları yaptık. Yine benim için çok çok doyurucuydu gerçekten. Kasım ayındayız. Artık sonlara yaklaştık. Şu anda her ay diyorum. Yani hep aynı boşluk isimli kitabını okuyorum. O da denemeleri, röportajları, mektuplarından oluşuyor. Bir yazarın bu tarz eserini okumak da çok güzel. Böyle sanki sohbet edermiş gibi, zaten konuşmuştuk daha önce bu konuyu. Yine Tanpınar'la ilgili bir kitap çıkınca ben de gördüm. Dedim bunu almalıyım. Selim İleri'nin Yaşadınız Öldünüz, bir anlamı olmalı bunun. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın iç dünyasına her cümlesi okurdan emek bekleyen çetin bir yolculuk demiş. Bu romanı hayatla öldürülenlere yazdım. Bu romanı, burada yazdıklarımı yalnız onların okuyacaklarını biliyorum demiş Selim İleri. Merak ettim bunun da Tanpınar'la ilgili olduğu için de ilgiyle okuyacağım. Bu sanırım artık 2020'ye kalır. 2020'de bana eşlik edenlere çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel bir yolculuk oldu. Bazı sohbetlerimiz tabii ki Tanpınar okumaları yoğun ve emek isteyen okumalar olduğu için zayiatlarımız oldu. Zaten yıl sonuna kadar epey azaldık ama yine de beni çok tatmin eden bir yıldı. Umarım sizler için de faydalı olmuştur, katılanlar için de. Bu alışverişimi yaparken bir de baktım ki yine yeni bir kitap çıkmış. O da geçmiş yıllarda okuduğum ve çok sevdiğim bir kalem olan Nermin Yıldırım'ın Ev isimli bu kitabıydı. Birkaç kitabını okudum. Külliyatını bitirmedim Nermin Yıldırım'ın. Çünkü böyle arka arkaya okuma yapınca biraz çabuk harcadığımı düşündüm. Yani bazı yazarları o şekilde hissedebiliyorum. Hani aynı kalemden arka arkaya okumak tekrar etmiş gibi oluyor. Nermin Yıldırım'da biraz bunu hissetmiştim. O yüzden biraz ara verdim. Ama yine kalemini çok sevdiğim, böyle hem toplumla hem insanla ilgili çok güzel noktalara değinen, okuru çok güzel yakalayan bir yazar. Geçen yıllarda bir yürüyüşe çıkmıştı. Sanırım onunla ilgili. Belki de o yürüyüşte keşfettiği şeyler, kendinde bulduğu ya da çevresinde gözlemlediği olaylarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayata tutunmak için inanmaya mecbur kaldığımız bütün yalanlar günü gelince açığa çıkıyor ve sonra bizi ölmüyoruz. Daha kötü bir şey oluyor. Öğrendiklerimizle yaşamaya devam ediyoruz demiş. Bakalım, çok merak ediyorum bunu da. Hatta Kevser'le konuşmuştuk. O da her ay bir Nermin Yıldırım etkinliği düzenlemişti. Nermin Yıldırım okurken hep aklıma Kevser gelir. Dedim ki hemen almalıyız, hatta beraber okuyalım. Sonra bizim kitap ağacında da birlikte okuduğumuz arkadaşlarım vardı. Onlarla da konuştuk. Bakalım güzel bir grupla okuma yapabilirim. Sanırım Kevser hemen okuyacakmış. Ben de yetişmeye çalışacağım ona. Bu alışverişinde Merve ve Selin'in düzenlediği her ay bir klasik isimli okuma etkinliği içinde kitaplar almak istedim. Biri sanırım Nisan ayıydı. Charles Dickens'ın Büyük Umutlar isimli bu klasik eseri. Bunu çok okumak istiyorum çünkü bunu görünce birden lise yıllarına gittim. Great Expectations'tı sanırım, orada kısaltılmışını okuyorduk ama... Yani İngilizce hocamız çok komikti. Pronunciation'ı birazcık kötüydü açıkçası. O yüzden bu kitap benim aklımda komik bir şekilde yer etmiş. İçeriğini de çok hatırlamıyorum. Zaten kısaltılmışını okumuşuz. Bir de okulda böyle lise yıllarında İngilizceye çok... Hani yüzeysel geçiyorduk. Aslında çok güzel bir eğitimimiz vardı ama o zamanlar tabii ÖSS odaklı okuduğumuz için biraz daha İngilizceyi böyle es geçebiliyorduk. Aslında öğretmenlerimiz diyordu hani bak üniversitede çok arayacaksınız bu zamanları, çok güzel eğitim veriyoruz size, bizi dinleyin vesaire diye. Yani tabii ki ben yine de çok önemsedim. Zaten hep 5, o zamanlar 5'ti ya, şimdi şu an çok garip geliyor, 100 diyesim geliyor. Yani hep 5'ti İngilizcem zaten. Ama bu kitabı o şekilde hiç hatırlamıyorum açıkçası. Kitap okuma saatlerimizde okuyorduk çünkü. Merak ediyorum, bayağı da kalıncaymış. Umarım keyifli bir sene, her ay bir klasikle 2 tane eser seçtim. 1-2 tane de ortak vardı sanırım yine. Onları da okuyacağız birlikte. Bir diğeri Adalet Ağaoğlu, Fikrimin İnce Gülü. Adalet Ağaoğlu'nu hiç okumadım. Aslında Ölmeye Yatmak isimli kitabını almıştım galiba. O da Dar Zamanlar üçlemesi miydi? Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Bu ilk eseri olabilir ama başlamam için. Bu zaten Halil Serkan Öz'ün listesinde de vardı diye hatırlıyorum. Fikrimin İnce Gülü, büyük emek isteyen romanlardan. Yine Selim İleri yazmış bu arada. İçeriği de emek sonucu kotarılmış, biçimi de bayramın dönüş yolculuğu gibi dümdüz bir olayı içermesi bu romanın öz açısından önemli itkiler sonucunda yazıldığını tanıtlıyor bir bakıma. Biçimindeki tutarlılık da yazarın bu öze nedenli saygı duyduğunu belgeliyor. Bu açılardan Fikrimin İnce Gülü üzerinde mutlaka durulması gereken bir yapıt. Türk romanının en güzel örneklerinden birisidir deniliyor. Adalet Ağaoğlu zaten Türk edebiyatının çok kıymetli yazarlarından birisi. Biliyorum ama henüz okumadım. O yüzden çok merak ediyorum. Merve ve Selin'in etkinliğinde umarım keyifle okuruz. Bunun dışında 2 tane de çocuk kitabı vardı bu arada. Onları da göstermek isterim. Şöyle 3 tane de kitap ayracımız var. Bunları genelde Birce oynuyor. Çok güzel olduğu için karakterler. Birisi Hareketli Park. Bu Türkiye İş Bankası yayınlarının hareketli kitaplarını çok seviyor Birce. Gerçekten 2 ile 5 yaş arası diyor ama biz çok önceden başladık. Şu anda yani böyle 7-8 aydan sonrasında hareketleri yapmaya başladı. Şunları şöyle çekerek oynamayı çok seviyor. Şunları yapabiliyor ama döndürmeler var. Yani şu mesela çok hoşuna gidiyor bu arada. Bir tane de park vardı, Hareketli Park. Orada tahterevalli vardı. Yok, Hareketli Park bu. Hareketli başka bir şey vardı. Sadece şunları yapamıyor. Şu döndürme kısmını, çünkü biraz daha ileri seviye. Belki o zaman 2-5 yaş arası dedikleri için daha geniş bir yaş skalası var. Şunları yapabiliyor ama. Ama geçenlerde keşfetmişti. Şöyle açınca böyle bir yırttı bu hareketli kitaplardan. Sürekli bantlıyorum artık. Hani keşfedince de sürekli aynı şeyi yapmak istedikleri için. Ama çok güzel. Gerçekten gördüğünüz gibi şöyle grafikleri de çok başarılı. Şöyle küçük küçük şeyleri bile görüyor. Özellikle işte arı. Arıyı gösterince arı vız 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 şarkısını söylüyoruz. O yüzden hep böyle gösteriyor, sallanmaya başlıyor. Böyle zamanla gelişerek ilerlediği bir gelişme var ya, o çok hoşuma gidiyor onu izlemek. Bunu ilk defa aldım. Türkiye İş Bankası'nın yine hareketli kitapları. Bu işleri kim yapar demiş. 1-3 yaş arasıymış bu mesela. Bu daha uygunmuş onun için. Bakalım, bunu henüz gösteremedim tabii ki. Şöyle... Bunları daha kolay yaparlar. Çünkü böyle deliklere parmak sokmayı çok seviyorlar bu yaşlarda. Birce 1 yaşında bu arada. 13 aylık olacak 1-2 hafta sonra. Böyle benim aldığım kitaplarım bu şekildeydi. Yine dayanamayıp alışveriş yapmış oldum. Kitaplarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Siz de etkinliklere katılacaksanız hangi kitapları okuyacaksınız, bizimle olacak mısınız yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.